Konsol oyundan merhaba arkadaşlar. Bu hafta sonu bir rekora imza atmış olan Players Unknown Battlegroundı konuşacağız. Her ne kadar dost çok fazla haz etmemiş olsa da elde ettiği başarı göz ardı edilemeyecek bir seviyede. Nitekim Steam'de e, free to play bir oyun olan Dota 2 ve epeyce popüler olan Counter Strike Global Offensive'in anlık oyuncu sayısını aşarak ilk defa hani Zannedersem ilk Valve dışında bir oyun Steam'in en çok oynanan oyunu oldu. Gerçi hmm. daha önce belki çıktığında Skyrim ve Fallout 4 gibi oyunlarda da böyle bir dalgalama aynı şekilde GTA 5'te de yaşanmıştı ama hani top zirveye çıkmış mıydı? Herhangi bir fikrim yok. Bir araştırma yapmak gerekebilir onunla ilgili olarak. Her neyse efendim kısaca bir e, bilgi vermek gerekirse anlık olarak 877.844 oyuncuyla birlikte en çok oynanan oyun sıralaması, sıralamasına yerleşti. Onun ardından Dota 2 838.519 oyuncuya sahipmiş. Tabi parantez açalım tekrardan. Dota oynaması ücretsiz. Playzone, Battleground erken erişim aşamasında olan hmm. ve şu anda kaç 50-60 liraya zannedersem satılan bir oyun arkadaşlar. Ee, şimdi bazı arkadaşlar bunu Twitch ve Youtuber da çok fazla oynanmasıyla alakalı olarak görmüşler. Tabii ki bunun çok büyük bir katkısı var. Kesinlikle var. Yani çok büyük bir katkısı var. E, i̇nsanların arkadaş olarak bir araya gelip bu oyunu oynaması, tecrübe etmesi, o anda yaşanan heyecanlar, aksiyonlar e, ne diyor? Aa, biz de alalım oynayalım ya, biz de şu heyecana e, girelim vesaire diyor. Gerçi şey de var ya, biz de zamanında Days oynarken İnsanlar bayağı bir bizim DayZ'den görüp e, alıyorlardı. Gerek arma ya mod olarak, gerekse standalone olarak. Daha sonrasında ise abi o kadar da heyecan verici bir <laughs> şey alıyordu. E oyunun içeriğinde bir şey yoktu, DayZ için konuşuyorum. Ve biz onu 7-8 saat belki oynayıp oradan bir 15-20 dakikalık bir şey Hı. çıkarıyorduk. E, haliyle o heyecanlı gözüküyordu. Her neyse, ben sadece ama bunun Twitch üzerinde yapılan yayınlar... ...ve YouTuberların desteğiyle e, bu kadar büyük bir sükse başarabildiğine inanmıyorum... Bence buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi e, her ne kadar bu tarzda işte açlık oyunları diye mi tabir edelim bilmiyorum ama Battle Royale dediğimiz artık bir tür haline de geldi bu aslında. Survival diye de geçmiyor. Battle Royale olarak geçiyor. E, bu oyunu yapan abimiz aslında ilk önce Arma 3'te bir mod yapıyor. Sana daha önce anlatmışımdır hı hı. belki dost. E, ve ardından Sony çatısı altında H1Z1'ın Battle Royale modunu geliştiriyorlar. Battle Royale çok tutuyor. O da aynı şekilde Twitch'te yayınları yapılıyor. Ee, YouTube'da pek çok YouTuber bir araya gelip işte oynuyorlar vesaire ama hiçbir zaman için şu anda Players Unknown Battleground'ın yapmış olduğu hızlı büyüme ve böyle pike yapmış bir oyuncu kitlesine erişemedi. Bunun bence en büyük sebebi birinci sırada ee, Twitch yayınları ve YouTube yayınlarından ziyade yapımcı firmanın sürekli olarak oyunu güncellemesi, oyuna yeni bir şeyler katması ve hatalardan arındırmaya çalışması e, yatıyor. Çünkü Battle Royale'den çok çekti oyuncular ve diğer erken erişim oyunlarından da çok fazla çekti. İşte Stomping Land vardı mesela e, dinozorlu bir oyun. Yarıda kesildi. Yapımının olduğu hmm. muallakta. Motorunu değiştireceğiz falan dediler, kayboldular. Ark Survival Evolved ne hala ne e, şeydi? bilinmiyor. E Battle Royale uzun süre zaten vuruş hissiyatı belli değildi. Hitbox'ı çok kötüydü. Bir dünya hatası bilmem nesi vardı. İnsanların biraz daha böyle derli toplu eli yüzü düzgün bir oyun görmeleri. Ve sürekli olarak diyorum ya her hafta işte 300 megabaytlık 500 megabaytlık yok efendim 1-1.5 gigabaytlık güncellemelerle eli yüzü tutu, e, toplu bir oyun görmeleri. Hatadan arındırılmış demiyorum ama en iyi, yani bu türün içerisinde zaten çok fazla seçenek yok. En iyisini başararak e, bu şeye Eriştiğini düşünüyorum. Senin bu konuda bir yorumun var mı? Hmm, yani sadece satış rakamları olarak baktığım zaman sadece bilgisayar platformunda olan bir oyunun 8 milyon satmış evet. olması korkunç bir başarı. Öyle böyle değil. Acayip büyük bir başarı yani. yani bugüne kadar en çok satmış olan oyunların hep şeylerine bakın. Ee, şeyin yani pastanın büyük çoğunluğu konsoldadır öyle söyleyeyim size. Konsollarda oyunlar bilgisayardan daha çok satar genel olarak. Yani 8 milyon aşırı iyi bir rakam yani e, bu kadar iyi sattığı için ben mutlu değilim elbette hiç, hiç sevdim 5 ay, yani evet. ay içerisinde. Evet 5 ay içerisinde bu raddeye ulaşmış bir oyun ve hala erken erişimde 8.3 milyondaymış şu anda en son sayımlardan ve e, ileride Xbox One X'e de çıkacak biliyorsun ki ben PlayStation 4'e de çıkacak e, çıkacağına kesin gözüyle bakıyorum bu çıkışlar da gerçekleştikten sonra her ne kadar bence o kadar işin içerisine kontrolcünü girdi işte first person third person yatıyorsun kalkıyorsun falan filan sağa sola bakman gerekiyor karakter sabit giderken 360 derece dönmen gerekiyor gibi unsurların dahil olduğu bir oyunda klavye mouse ikilisinin çok daha rahat bir oynanış sunduğunu düşünüyorum tabii ki kontrolcü bazındaki optimizasyon çok başarılı olursa belki de bize en azından bana bu söylediğimi yuttururlar ama konsollara da çıktığında bu sayısını katlayacaktır. Yani tabii ki PC'deki kadar çok satmaz ama şöyle bir 1-2 milyon daha ekler gibi geliyor bana. Ee, Xbox Xbox ve şeyi dahil edersek, PlayStation 4'ü dahil edersek, ee, yakın zamanda da bu kadar böyle hızlı bir şekilde gelişmiş bir başka oyun hatırlamıyorum Yok, açıkçası. Ve bu da beni oyun sektörünün geleceği konusunda çok endişelendiriyor. Ya aslında daha önce bir videoda konuşmuştuk bunu. Hangisiydi hatırlamıyorum ama soru cevap videosunda konuşmuştuk. Hani bir arkadaşımız şey demişti. Ya ben 3-2-3 ayda bir oyun alıyorum. Ve aldığım zaman o oyunun beni uzun süre idare etmesini istiyorum demişti. Ve bu noktada dedi işte mesela Player's Unknown Battleground gibi oyunlar giriyor işin içerisine. Arkadaşıyla birlikte alıyor. Saatlerce oynuyor. Oynuyor, oynuyor, bitmiyor. Ta ki sıkılana kadar veya bir sonraki e, Battle Royale oyunu dalgası gelene kadar. Bir başka oyunun dalgası gelene kadar. Bu da onu uzun süre idare ediyor anlamına geliyor. Tabii ki de mesela Phil Spencer'da geçtiğimiz günlerde çok ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki e, single player oyunlar yani hikaye bazlı oyunların geleceği belirsiz. Ve geriye uyumluluk süreciyle birlikte biz bu belirsizliği bir noktada ortadan kaldırabiliriz dedi. Ben şu anlamı çıkarıyorum. Her ne kadar işte şu anda hikaye modlu oyunlar eskisi kadar bir şey bize sağlamıyor. Hani 60 dolar büyük bütçeli bir oyun yapmaya gerek yok. Risk ve istediğimiz gelir bize sağlamıyor. En iyisi eski oyunları size biz geriye uyumlulukta verelim. Hani ne remastered remake'le de uğraştırmayın bizi. Biz bunu geri uyumlulukla size sunalım. Ama bunun dışında multiplayer tabanlı oyunlar. Ee, içinde i̇çinde işte loot box açabileceğin, efendime söyleyeyim skin alabileceğin, silah satın alabileceğin oyunlar sunalım. Siz de mutlu olun, biz de mutlu olalım diyorlarmış Neresi gibi mutlu geldi bana. onu da bilmiyorum gerçi. Ya, bilmiyorum ama... gerçi ben bu şeyi açıklamayı <laughs> Phil Spencer'ın açıklamasını bu şekilde yordum. Phil Spencer bu Xbox'ın başındaki isim. Ya senin aklına başka bir şey geliyor ama yani, yani geleceği belli olmayan single player oyunları kurtarmanın tek yolu geri oyunluluk süreci demenin manası ne oluyor sence? Kurtarmanın tek yolu ya kurtarmıyorsun ki. Kurtarmak değil yani onun ismi o bambaşka bir şey sadece eskiyi sana surun. sunalım sen eski şeyler orada debelemeye devam et çamurun içinde biz yeni oyuncularımızı alıp gidelim diyor herif yani. Evet yani ama ya, ee, kurtarmak gibi gelmedi hiç. İşte şeye bakıyorsun Enslade yapımcılarının Hellblade projesi kendi çabalarıyla bir single player çıkarıyorlar orası şey ayrı tartışma konusu oyunun kalitesi başarılı başarısız olduğu yönleri ama bir taraftan da bazı firmalar artık iyice böyle kendi şeyini oluşturmaya çalışıyorlar. indi aaa. A, a. Yani ben yani single kendi, playere devam kendi etmek şeyiyle istiyorum. Kendi şeyle gelmeye çalışıyor. Kendi kategorisiyle geliyor Yani herkes. şey çok daha fazla dağılacak gibi geliyor bana. Oyun endüstrisi bu konuda. Artık 60 dolarlık sadece hikaye içeriği içeren oyunların sayısı günden güne azalacak. Ve ben tamamen tükenilme noktasına geleceğine inanıyorum. Bu konuda bu hala Sony'e saygı duyuyorum. Yaptığı oyunlara bayılmasam da hala hikaye odaklı ekskluzif oyunlar yapıyorlar bol. E tabi. Yani şu oyunları hep söyle. Yani büyük çoğunlukta ben de o konuda zaten ee, barmağı basıyorum ama uzun vadede kim karlı çıkacak bu işten? Multiplayer odaklı oyunlara yatırım yapan firmalar mı yoksa single player'de direten firmalar mı? Bilmiyoruz tabii ki onu. Yani muhtemelen multiplayer yatırım yapan oyunlarda olacak çok büyük ihtimalle de. Ee, bu benim kime saygı duyduğumu değiştirmiyor. <laughs> Öyle, kimi daha kaliteli gördüğümü, kimi çöp gördüğümü değiştirmiyor. Tabii canım ben bireysel bazda sormuyorum. Yani genel olarak baktığınızda oyun basının değişen yapısı itibariyle sormuştum. Neyse yani Players Unknown'un, Unknown'un yalnız PUBG diyelim biz bu ana. PUBG'nin başarısını kutluyoruz efendim. Tebrik ederiz kendilerini. Başarılarının devamını dileyelim. Biz de burada... Ben yeni... dilemiyorum başarılarının devamını ama evet. Evet yani sonuçta destek veriyorlar. Yapacak bir şey yok. 8 milyon oyuncu buradan da alıp yürüyecekmiş gibi. Buradan ve oyun ve tamamen ve milyonlarca klonu çıkacak piyasaya. Ee, klonu çıkacak ve yapımcı da zaten şu anda sıradaki PUBG'yi arıyoruz diyor. Yani bir sonraki böyle ana akımı oluşturacak multiplayer bazlı bir heyecan verici oyunun peşinde oldukları. Emeceğim şey diyor, diyor, diyor yani. piyasada ne var <laughs> diyemeyeceğim diyor. Ya yani. valla açık konuşayım. Days'in standalone versiyonundan bin kat daha iyi en azından. Yani bu tarzda oyunları seven insanlar için ee, çıkıp da 3 sene mi oldu ya 2 sene 3 sene oldu hala Ne olduğu belli değil oyunun Çıktı mı çıkmadı mı ne olduğu bir olduğu şey olmaz zaten. Yani en azından PUBG'ye çıktı Bak 5. ayında şurada yanlışım yoksa Ekim Kasım'da tam sürüme geçiş yapmış olacak Oyun yani kısa sürede bir Stand olan şey, demeyeyim de Tamamlanmış bir oyuna kavuşacak oyuncular Sevenleri için konuşuyorum Ama öteki tarafta rezalet bir erken erişim. Zaten orada da bir değişikliğe gitti Yanlışım yoksa Steam, erken erişim oyunlarda vesaire ama o da başka bir günü konusu. Var mı eklemek istediğim başka bir şey? Biz efendim bir başka videoya geçiş yapalım. Size de iyi yorumlar yazınız efendim yorumlarınızı aşağıya. Görüşmek üzere, hoşçakalın.